var hocam. Yani Hashimoto diyorsunuz, tiroid diyoruz. Bunları siz tahlillerinizle mi, ne gibi hastayı belli şeylerden geçiriyorsunuz da bu sonuçlara veriliyor? Tabii şimdi hasta gelince tabii önce bir muayene ediyoruz. Muayeneden sonra tiroid hastalığı var mı yok mu bazı tetkikler yapmak gerekiyor. Kan tetkikleri var, görüntüleme yöntemleri var. Kan tetkiklerinde hormonlar var. T3, T4, TSH adını verdiğimiz hormonlar var. Bu hormonlar tiroid bezinin az veya çok çalıştığını bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? TSH hormonu eğer yüksekse, yani TSH'ın normal değeri normalde 0,5 ile 4 arasında olması lazım. 4'ün üzerindeyse hipotiroidi diyoruz. Yani tiroid bezi az çalışıyor diyoruz. 0,5'in altındaysa da tiroid bezi fazla çalışıyor diyoruz. Tabii bu TSH hormonu, bir de serbest hormonlar var. Serbest hormonlar da tam tersi söz konusu. Serbest hormonlar T3, T4 hormonu fazlaysa bu durumda tiroid bezi fazla çalışıyor diyoruz. Düşükse tiroid bezi az çalışıyor diyoruz. TSH hormonu hipofizden salgılanan bir hormon. Dolayısıyla T3, T4 hormonunu asıl regüle eden hormon TSH hormonu. İkisi arasında böyle ters bir ilişki var. Bunu gören hastalar şaşırıyor işte. TSH'ım yüksek, fazla çalışıyor zannediyor. Böyle karışıklıklar olabiliyor. Peki hocam, hipofiz bezi, yani beyinden falan hipofiz salgılanıyor. Hipofiz bezimiz bizim için dedik ya, bu orkestranın bir şefi aslında, evet. En önemli hormon. Peki stres bunu tetikliyor.